كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمر بالمعروف نهي عن المنكر Müslümanların vazifesi. Bizden önceki ümmetler sadece amel ile yükümlüydü. Ama biz emri bil marufla yükümlüyüz. Veda haccında 125 bin sahabi vardı. Şu anda Medine'de kaç sahabi kabri var? 10 bin. Geri kalan 115 bin sahabinin kabri nerede? Dünyanın her yerinde. Niye? Din yayılsın. İnsanlar cennete gitsin. Kimse cehenneme gitmesin. Bu dert vardı, bu şuur vardı. Ama bu şuur şu anda ölüyor, ölmek üzere, can çekişiyor. Bitkisel hayatta arkadaşlar, Allah için konuşuyoruz, Allah için uyarıyoruz, ikaz ediyoruz. Biraz dert ya, dert, dert, dert. Dert, Müslümanlar neden bu kadar zayıf? Bizim namazımız, abdestimiz neden bu kadar bozuk, kötü? Bugün insanlar neden namaz kılarken yarışıyor? Defalarca anlatmamıza rağmen, defalarca tarif etmemize rağmen hiç mi ya hiç mi insanın aklına kalmaz arkadaşım ya? Hiç mi kalmaz? Ya basit bir örnek veriyorum bak. Bir kimse adama söylüyorum bak bunu. Adamın gözünün içine bakarak söylediğim şeyi söylüyorum. Size de söylüyorum. Bir kimse namaz bittikten sonra en son bittikten sonra oturduğu yerden kalkmadan Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete İlla billahil aliyyil azim derse, peşine ayetel kürsü okursa, peşine 33 subhanallah, 33 elhamdülillah, 33 Allahu ekber derse, peşine la ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir derse, oturduğu yerden kalkmadan o kişinin denizlerin köpükleri kadar günahı olsa affediliyor. Dedim adama, adam namaz bitti kalktı gitti. Bak, görüyor musun mevzuyu? Ya biz bunu her namaz sonrasında yapmıyor muyuz? Yapıyoruz değil mi? Namaz sonra tesbih atlıyor ya. Bak oturuyorsun da kalkmadan bunu söylüyorsun ya. Yapıyorsun. Ya adamın gözünün içine bakarak anlattım ya. Arkadaşım ya sağırıyor, kör ya özürlü olman lazım yapmaman için. Az önceki mesele. Kabiliyet değil. Kabuliyet meselesi. Kabuliyet. Namazın öyle bir namaz olacak ki Allah Celle Celaluhu huzurunda kabul olacak. Namaz kişiye beddua edecek. Sen beni berbat ettin. Sen beni rezil ettin. Allah seni berbat etsin. Kişinin namazı bozuksa, hızlıysa. Peki kişinin namazı güzelse? Diyecek ki ya Rabbi bu adam beni muhafaza etti. Sen de bunu muhafaza et. Anlatamıyoruz defalarca. Bas bas bağırıyoruz şu namazları düzeltin. Yavaş kılın. Tane tane okuyun. Anlatamıyoruz tek tek. Sosyal medyada bir tane siyahi arkadaş var biliyor musun? Böyle yapıyor hani böyle. Burada bu noktadayım bak adama. Adam artık bunu söylüyor. Bak böyle diyorum. Abdest diyorum. Yok. Ya diyorum bak abdest alıyorsun. İsraf etme bak. Yapıyorum. Yok. Ben söylerken israfa devam ediyor. Ya bizim bir tanesi var. Yani ismini vermeyeceğim. 50 kere uyardım. Arkadaşım namazı yavaş kılsana. Aha diyorum. Aha böyle. Aha diyorum. Yok. Yok ya. Adam inat ediyor. Direniyor. Hızlı kılıyor ya. Yok arkadaş diyor. Yani ben diyor direniyorum. Bakma gözümün içine bari. Neyse. Anladın mı mevzuyu? Mevzuyu anladınız mı? Yani sıkıntı büyük. İnsanlar da bu şuuru oturtmamız için. Ama şöyle bir şey var. Bunu söyleyen adamda da tabii bozuk olan benim. Başı ben çıkıyorum. Her zaman söylüyorum. Ben zaten adam olsam etrafımda zaten namaz kılan adamlar da düzgün namaz kılar. Her neyse. Ama evvela insan kendi namazını düzeltecek. Ondan sonra kişinin namazı bozulursa şunu da söyleyeyim. Eğer senin namazın bozuksa İnsanlara namaz daveti vereceksin. Hangi amelinde sıkıntı varsa bak bunu unutmayın. Kur'an okurken, zikir çekerken, namaz kılarken, oruç tutarken hangi amelinde sıkıntı varsa onunla alakalı insanlara davet ver. Mesela namazda sıkıntı var. Bozuk. İnsan az çok bunu anlıyor. Çünkü kardeşler diyor ki ya hocam diyor namazın maneviyatı kalmadı. İşte namazda 35 sene önceki manitam aklıma geliyor diyor. 35 sene önceki. Adama akşam ne yedin diyor sorum. Cevap vermiyor. Ve bunu söyledi adam biliyor musun? Vallahi dedi akşam ne yedim bilmiyorum dedi. Adam bunu söyledi. Ama aynı adam geliyor diyor ki ya diyor namazda aklıma neler geldi söyleme diyorum söyleme. Çünkü söylerse biliyorum başıma geleceği. Evet. Namazda aklım kaybettiği şeyi adamın nerede aklına geliyor?
namazda gelir. Niye? Şeytan adamın aklına namazda getiriyor. Utanmasa namazı bozacak. Bu kıvama geliyor. Arkadaşlar Allah rızası için ikaz ediyoruz. Evvela kendimizi düzelteceğiz. Sonra insanlara Allah'ı anlatacağız. Emri bil maruf yapacağız. Yoksa helak olacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ya insanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz. Ya da Allah bir bela verir. Dua edersiniz de duanız kabul olmaz. Bak Allah Celle Celaluhu 2 sene önce bir korona bela demeyelim aslında da bela denmez de neyse bize bir imtihan gönderdi. Herkes dua ediyor. Kalkıyor mu? Kalkmıyor. Emri bil maruf yok çünkü. Emri bil maruf kalmadı. İşte Efendimiz ne diyor? Ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ya da Allah bir bela verir. Yalvarırsınız, yakarırsınız da duanız kabul olmaz. Herkes kendine çeki düzen versin. Lütfen ama lütfen başta kendimizi taharat, tuvaletten başlayacaksın. 40 adım atacaksın, kendini düzelteceksin. Ondan sonra güzel abdest, güzel namaz, ver elini cennet. Ver elini cennet. Namazın düzgünse, ya Allah dostlarından bir tanesi ya, namaz kılarken arkada talebeleri duyuyor. Bir anda şunu yapmaya başla bak. Böyle bak. Ağzını böyle hani şapırdatır gibi bunu yapmaya başlıyor. Namaz bitiyor. Diyorlar ki efendim ne oldu? Allah Celle Celaluhu perdeleri kaldırdı. Perdeler kalktı. Cennet önüme geldi. Cennet şaraplarından içtim. Namazda. Senin aklına ne içiyor? Adam köpek öldüren içiyor namazda. Anladın mı? Namazda bunu içiyor adam. Aklına geliyor niye? Eski zaten geçmişi bozuk adamın. Geçmişte ne kadar günahı varsa namazda aklına geliyor. Namaz bozuk. Geçmiş bozuk. Nasıl kurtulacağız? Güzel abdest. Vesvesenin en ama en çözümü, en başarılı çözümü güzel abdest. Tabii ki de güzel taharat. İnşallah anladığınızı umuyorum. Aslında bugün sohbeti uzatacaktık da neyse sizi de fazla dağlatmak istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Haftaya cuma günü. Çarşamba günü mutlaka Esenler'e gelin. Adresi paylaşacağız. Cuma günü ama cuma günü mutlaka buraya gelin. Vallahi bak Sedat Peker gibi yoklama alırım burada bak. Yaparım bak. Vallahi yaparım bak. Oraya geldim zaten az kaldı. Gerçi ne diyeceğimi bilmiyorum. Torbacılar burada mı? Tabii bizim yarısı. Ama bugün torbacılar gelmedi. Onlara ben soracağım. Tabii kovacılar gelmedi. Şaşalcılar gelmedi. Geliyor kardeşim bizim. Ben hep söylüyorum. Bizim buraya elhamdülillah gayrimeşru adamlar geliyor. Sonradan tövbe eden adamlar geliyor. Ama bugün hiçbiri gelmedi. Hepsi milli imaj sevdasına düşmüş. Allah selamet versin. Amin. Yapacak bir şey yok. Vallahi yoklamalarım. Bak bir daha söyleyeyim. Yemin ettim vallahi bak. Allah Allah. Neyse.